Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı. Ben astrolog Oğuzhan Ceyhan. Her ay olduğu gibi sizlerleyiz. Evet, kova burcunu ilginç ve güzel bir ay bekliyor. Olumluluklarıyla, olumsuzluklarıyla, tattırıklarıyla, neşeleriyle, neşesizlikleriyle ilginç bir dönemdir. Unutulmaz bir Mayıs ayına daha giriş yapıyoruz. Evet. Unutulmaz hayatınızda çok özel. Hayatınızda bazı değerleri ilk kez yaşayabileceğiniz türde bir Mayıs ayına giriyorsunuz. Aslında aya 29 Nisan'da olan çok ciddi, 29 Nisan Salı günü olan çok ciddi bir güneş tutulmasıyla başladık. Tutulmanın, evet, kariyerde evle kariyeri de etkileyebilecek konularda bazı önemli başlangıçlar ve yenilikler olabileceğini işaret ediyor. Bu yapı kariyer ve iş yaşamı ile ilgili bazı zorlanmalar olsa bile tutulmanın dereceleri iyi olduğu için kariyerde terfi etmek, kariyerde yükselmek, iş ve kariyer hayatıyla ilgili statünün yükselmesi, statünün değişmesi ve statünün belli bir seviyeye gelmesiyle ilgili yapıları çok çok fazlasıyla ön plana çıkartan bir tutulma döngüsü bu. Evet. Çoğunluğunun doğum haritasında tabii ki bu tutulma derecesi 8 dereceye zararlı gezegen açıları çok fazlasıyla olmayan kova burcunun sosyal statüsü değişiyor. Şimdi bu 10. ev kasbı aslında sırf kariyer de değil mi? Tabii kader evi, de. Tabii yaşadığı yer, yuvası, evlilik her türlü konuyu kapsayabiliyor. Yani 4, yaşam statüsü. Evet, evet. Aslında 4 ve 10 Batı astrolojisinde işte ev ve kariyer olarak bilinir ama daha işin bu daha derini var. Şimdi ortaçağ astrolojisi var, daha böyle Tibet sınıfı var. Onlar da ise aslında kaderi gösteriyor. Tabii, kadersel durumlar. Yani kaderle ilgili olumlu bir değişiklik oluyor. Şimdi biz buna 4-10'u ne diyoruz biliyor musun? Evlenebilirsin diyoruz. Ama bu tutulma döngüsü çok güçlü bir tutulma. Tabii Mayıs ayında evlenmezsin ama Mayıs ayında evleneceğin bir insanla tanışabilirsin. Mayıs ayında ev yaşamını değiştirebilirsin. Yeni bir ev alabilirsin, ev satabilirsin. Mayıs ayında hayatında hiç yapmadığın, denemediğin bazı değerlerle ilgili konular karşına çıkabilir. 29 Nisan çünkü önemli bir tutulma bu. Evet. Bakma. Evet, yani çok güçlü bir tutulma değeri bu. Ve bir güneş tutulmasının o bölgede olması insanın statüsünü güçlendiriyor. Fakat 10 Mayıs'a bakıyoruz. 10 Mayıs'ta Güneş ile Satürn'ün bir karşıtlığı var. Evet, evet. Bu da yine Güneş-Satürn karşıtlığı. Yine aynı 4-10 kasbını etkileyen. İşte bu problem. Aile. Aile. Anne veya babanın sağlığı ile ilgili bir sorun olabilir. Bunun yanında 10 Mayıs Güneş-Satürn karşıtlığı çürümüş belli değerleri, artık gitmeyen belli değerleri, belli yapıları bitirmek. Mesela bir ev satmak. Veya bir kiracıysan evini kapatmak veya evi değiştirmek. Hayatında bir dönemi bitirmek. Hayatında bitirmiş olduğun bu dönemin hemen arkasından hayatına yeni renkler katmak dediğimiz bir Güneş-Satürn karşıtlığıdır bu. Evet. Bu karşıtlık 14 Mayıs gezegen açısıyla da kesinleşir. Akrep Burcu Dolunay'ı olacak. 23 derece evet. Akrep Burcu'nda. Ve Satürn'le kavuşum. Evet, Satürn'le kavuşan ve artık bir şeyleri gözler önüne çıkaran, ortaya çıkaran bir gezegen pozisyonu. Elle tutulan, evet. Gözle görünen, düşünce, duygu, akıl değerlerini hayatın her yönüyle ön plana çıkartan bir değerler bütünlüğüdür bu. Bu yapıyla kariyeriyle ilgili mesela bir dolunay döngüsü bir dönemi bitirebilir. Bazıları mesela önemli bir iş projesinden ziyade kariyer hayatlarını sonlandırıp emekli olmayı tercih edebilir. Bazıları kariyer hayatlarında bir terfi edebilir ama ederse de istikrarlı bir terfi olur. Evet. Bazısı işini kapatır yeni iş kurar. Evet. Dediğimiz bir döngü. Arkasından 21 Mayıs'tan sonra Güneş ikizlere geçiyor. Evet, bu kovalar için olumlu bir dönemi başlatıyor. Bir aylık bir süre kovaları Güneş destekleyecek ikizler burcundan. Hayattan biraz daha zevk alabilirler. Eğlence hayatlarına girebilir. Duygusal ilişkiler, aşık çocuklarla ilgili kavramlar, yaratıcılıkları yükselebilir. İletişimler, seyahatler artabilir. Ve Mars düzeliyor terazi burcunda. Bu da yine iyi bir pozisyon. Mars terazi burcunda ileri harekete dönünce kovaları da destekleyecek. Artık şey artacak. Daha mesela medya. Medya. Basın, yayın. Evet. Yolculuk. Yurt dışı ile ilgili konular, yabancı seyahatler. Yabancı ülkelerle ilgili seyahatler. Ama bazıları teknolojik cihaz alır. Mesela uzun zamandan beri beklediği bir televizyon alır.
Hı-hı. zamandan beri beklediği bir laptop alır. Otomobil i̇şte olur. Bir otomobil olabilir. Hı-hı. Otomobilde bir değişiklik olabilir. Böyle bir döngüye gelmiş. 24 Mayıs'ta Jüpiter üçgen Satürn iş ve kariyer hayatıyla ilgili istikrarlı bir döngü. İstikrarlı ve sanki yardımlar alabileceğini, güzel etkiler olabileceğini. Tanrısal yardım deriz. Evet. Kozmik ve tanrısal bir yardım alacak. İşi sağlığıyla da alakalı. Yani 6. ev, ona yardımcı olan bir insan, yaşlı, kendisinden yaşlı büyük bir insanın desteğini almak, çevresindeki insanlardan yardım almak, duygu, düşünce, akılsal anlamda kendisini daha güçlü ve kuvvetli hissedebileceği bir değere ulaşabilmek. Bunların çok çok fazlasıyla ön plana çıkacağı bir yapı görünüyor burada. Jüpiter, Satürn üçgeni. Böyle bir yapı göstermiş. 28 Mayıs İkizler Burcu'nda yeni ay. Bu da genel olarak İkizler yeni ayı tabii ki kovalara destekleyebilir. 5. evde oluyor. Çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir. Evet, aşk öne çıkabilir. Evet, seyahatler, yaratıcılıkla ilgili konular. Neptün etkisine biraz dikkat etmek gerekiyor. Birazcık para harcayabilir. Biraz para kaybı olabilir belki. Şans oyunlarına dikkat. Orada bir kayıp olabilir. Şans oyunundan para kazanamazsın. Evet. Şans oyunuyla ilgili sorunlar olabiliyor. Kumar, borsa, şans oyunuyla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. 31 Mayıs'ta Güneş üçgen Mars'la beraber zaten kendisine sosyal, duygusal ve ruhsal olarak çok da kolay ifade edebiliyor. Ve Venüs Boğa'ya geçiyor ay sonunda. Bu da yine kariyerleriyle ilgili bir rahatlama verecek. Önümüzdeki ay konuşalım onu. Gel istersen. Venüs'ün Boğa'daki etkisini. Haziran'da çok da önemli. Evet, ne yapıyoruz? Bilinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı'nın arkadaşlar günlük astroloji videolarına onun Demet Baltacı farkıyla ne yapıyoruz? Dinliyoruz ve başımıza gelecek olayları daha da keyifli bir şekilde görüyoruz. Saygı ve sevgilerinize. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.